Hocam hemen bir soruyla başlayalım isterseniz. Buyurun. Sayın Bayraklı Hocam, 5 Mart tarihli Habertürk gazetesinde kaza namazı diye bir şey olmaz. Namaz borçları kaza namazı kılınarak ödenmez. Kişi kılmadıkları namazlar için sadece Allah'tan af dilemelidir diye yazdınız. Fakat müftülükler dahil birçok din bilginine bu konudaki görüşlerinizi sorduğumda hepsi bunun doğru olmadığını söylediler. Görüşünüzün dayanağı nedir? Evet. Görüşümüzün dayanağı şu. Kur'an-ı Kerim açtığınız zaman da, ibadetlerle ilgili konuya geldiğiniz zaman da Allah-u Teala sadece orucun kazaya kalabileceğini söyler. Hı hı. Çünkü bir ibadetin kazaya kalıp kalmayacağının yetkisi bize ait değildir. Herhangi bir kimseye ait değildir. Onun yetkisi Allah'adır. Çünkü o ibadeti koyan Allah'tır. Onun nasıl kılınıp kılınmayacağı, kılınmadığı zaman da ne olacağının yetkisi, kararı Allah'a aittir. Ben kalkıp veya bir insan, herhangi büyük bir alim, kim ne kadar büyük alim olursa olsun, kalkıp bu ibadeti kazaya bırakabilirsin, kaza olur, bunun kazası vardır diyemez. Böyle bir yetki yok. Bu Allah'a aittir. Şimdi açıyoruz Kur'an-ı Kerim'i. Bu arkadaşımız samimi ise, beni dinliyorsa, bir şey öğrenmek istiyorsa buradan öğrensin. Şimdi Kur'an-ı Kerim açıyorsun. Oruçla ilgili ayeti kerimede "Eyyâmen mâdûdâ fe men kâne minküm merîlan ev alâ seferin fe iddetü min eyyâmin uhar" diyor. Başka seferiyken veya hastayken kazaya bırakabilirsin diyor. Başka bir gün tutabilirsin diyor Allah. Şimdi Allah-u Teala namazın kazaya kalacağını söyleyemez miydi yani? Allah bir eksiklik mi yaptı Kur'an-ı Kerim'de? Şimdi bana bulsunlar, Kur'an-ı Kerim'de kaza olacağına dair bir ayet bulsunlar, ben profesörlük diplomamı yırtacağım. Yok. Ama bunun dışında kimse bu kaza namazı yetkisini koyamaz. Peygamberimiz cem yapmıştır. Tamam, cem yapabilirsin. Yani sen öğle yıkılmadıysan ikindiyle beraber kılabilirsin. İkindi yıkılmadıysan akşamla beraber kılabilirsin. Cem olayı vardır. O da kaza değil mi? Yok. O kaza değil. O niye? Eda. Edadır o. Ve siz yolculuğa çıkıyorsunuz diyelim efendim. Önceden namazınızı kılıp çıkabilirsiniz yolculuğa. Peşin peşin kılabilirsiniz yani. Evet. Sonradan da kılabilirsiniz gittiğiniz zaman. Kaza değil mi o işte? Cem olayı. Hayır. O edadır. Cem olayı diyoruz biz buna. Ama bugünün namazı diyor. Bugünün namazı bugün kılınmalıdır efendim. Bakınız. Bugünün, onun için cem yapmış. Peki beyler, mesela ben şimdi oturup 3 gün sabah akşam durmadan namaz kılsam ve desen ki bundan sonra 15 gün kılmayacağım. Olur mu öyle şey? Olur mu öyle şey ya? Olur mu? Olur. Ben demedim. Ben bugünün namazı bugün kılınacak diyorum. Hayır, bakınız. Önceden kılabilirsin dediniz. Kılabilirsin. Yolculukta ama. Her zaman değil. Siz yolculuğa çıkıyorsunuz. Yani gün içinde mi kaza edebilir? Ha, kaza değil. Edadır. Bakınız. Kaza ayrı bir şeydir. Şimdi bakınız, doktorlar var. Ne farkı var? Beyin cerrahları. Aa, çok farklı. Beyin cerrahları vardır. Ameliyat, benim oğlum da beyin cerrahıdır. Mesela ameliyat 4 saat, 5 saat sürüyor. Bu ne yapacak? Yani eğer bu adam namaz kılıyorsa, 5 vakit namazını kılıyorsa, benim oğluma söyledim. Önce de namazını kıl, gir ameliyata. Yani orada hangi namaz geçecekse, o gün orada 5 saat içerisinde o namazı kıl, gir. Dolayısıyla biz buna eda diyoruz. Buna cem olayı diyoruz. Kaza değil. Cem olayı diyor. Bunun adı budur. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de namazın kazası diye bir olay yok. Bakın şimdi söylüyorum. Seferi olduğunda orucunu kazaya bırakabilirsin diyen Yüce Allah. Neden sefer olduğu zaman da namazını kazaya bırak demiyor Nisa suresi 101'de? Kısaltabilirsin diyor namazını. Kısaltabilirsin. Ama namazını kazaya bırakın diyemezsin. Savaş halinde bile kazaya bırakamıyorsunuz. Bakınız. Savaş halinde bile. Hocam bu dediğiniz çok enteresan. Şimdi ben hep kaza olur diyebilirdim ben de. Evet. Bundan yıllar önce Çeçenistan'da dağlardayız. Yanımda da böyle çeşitli ülkelerden cihat için gelmiş bir grup var. Biz de gazetecilik aşkıyla gittik ama o grupla beraber olduk hasbelkader. Rus askerleri kovalıyor, biz de kaçıyoruz. Dibimizdeler, yakalayacaklar bizi. Yakaladılar mı yandık. Bunlar namaza durdular. O sırada güneş doğdu, namaza durdular. Dedim ki ya kaza edersiniz, durmayın namaza dedim. Ürdünlü bir imam vardı. Dedi ki kaza yoktur namazda dedi. Bravo. Bravo. Ayettir bunlar. Hayır, Nisa suresinde ayettir efendim. Bakınız diyor ki Bakara suresindeki ayette. Düşman geliyor, sen at üzerindesin. At üzerinde rüküye secdeye gitmeden göz ucuyla niyetinle namazını kılacaksın diyor. O zaman bırakalım bunu kazaya. Şimdi mesela öyle ayet var ki şeyde 6. ayette. Su bulamazsan diyor teyemmüm yap diyor Allah-u Teala. Bırakalım bunu kazaya, su bulamadık. Niye teyemmüm yapıyoruz? Şimdi kitapta, fıkıh kitabında bunu yazıyor.
Teyemmüm yapacaksın. Teyemmüm nasıl alacağını da söylüyor değil mi? Diyanet. Şimdi ben müşterikler niye ben, bu mühim ama. Bu klasik fetvayı almışlar. Klasik fetvaya göre fetva veriyorlar. Bize de kızıyorlar. Ama biz doğruyu söylemek mecburiyetimiz bu vatandaşa. Yanlış uygulama yapılıyor. İnsanları namaz kılmamaya sevk ediyor bu anlayış eğitim açısından. Bak neden biliyor musun? Adam diyor ki ben 50'den sonra kaza kılarım diyor ya. Şimdi kılmaya lüzum yok. Halbuki namazın kazası yok deselerdi erken yaşta başlayacak, buluğuyla başlayacak adam. Sen bu adamı tembelliğe sevk ediyorsun, namaz kılma diyorsun, kaza yaparsın diyor, bırak gidiyorsun. Bu eğitim açısından çok sakıncalı bir olay. Şimdi burada şimdi bizi dinleyen, tahmin ediyorum bizim reytingimiz yüksek olacak ya, şimdi bizi dinleyen insanlar kızıyorlar. Yani bu adam Diyanet'in bu ilmihallerinde bu yazılıyor, fıkıh kitaplarında bu var, Bayraktar Hoca nereden çıktı filan. Bırakın bunları şimdi. Biz doğruyu söylüyoruz. Bunu anlatıyoruz biz bunu. Allah-u Teala teyemmüm al diyor. Niye teyemmüm al? Seferdeysen kıl diyor. Savaştayken kıl diyor. İşte bakın Fatih Bey bunun canlı olayını anlattı. Uygulamasını anlattı. Dolayısıyla namazın kazası yok. Namaz mutlaka kılınmalıdır. Bu kesindir. Buna hiç kimse müdahale edemez. Allah-u Teala'ya da iftira etmesinler. Yani Allah eksik bir kitap göndermiş. Orucun kazası demiş de namazın kazasını dememiş. Unutmuş. Böyle bir şey var mı ya? Allah'a hakarettir bu ya. Peki hocam yine bu şeyle ilgili ölüye Kur'an okunmaz, ölüye dua edilmez, insan kendine dua dediniz. İzleyiciler diyorlar ki bir, cenaze kaldırırken ruhuna El-Fatiha deniyor. Şey yanlış, ruhuna El-Fatiha olmaz. En azından rahmetine Fatiha deseler belki daha olur. Bir de diyorlar ki Kutlu Doğum Haftası diye bir hafta icat ettiler. Orada Peygamber Efendimiz için hatim indiriyorlar, işte dualar ediyorlar. Hepsi yanlış. Hepsi yanlış. Ama Kutlu Doğum Haftası'nın olması gerekir. O bir kültür faaliyeti oluyor. İslam anlatılıyor. Muhteşem bunu icat edenlere ben o buradan... O bir yerde İslami Noel yaratıldı. Ben buradan, evet. Ben buradan onu ihdas eden Diyanet İşleri Başkanlığı ile o zamanki Devlet Bakanı olmuştur buna müsaade etmişlerdir. Buna müsaade eden hükümete, bakanına ve Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaki çalışan arkadaşlarımıza ben buradan ölenlerine rahmet diliyorum. Kalanlarına da sıhhat afiyet diliyorum. Muhteşem bir iş yapmışlar. Muhteşem. Yani o arkadaşlar büyük bir sevap alıyorlar. Çünkü onlar bu işi ihdas etmişler. Hocam zaten ama Veladet Kandili yok muydu? O ayrı bir konu. O Veladet Kandili meselesi ayrı bir konu. Ben burada bunu söylemeyeyim de. Ne onu tek başımıza konu? Konuşuruz. Şimdi esas sadede gelelim. Ben de anlamadım. Bir dakika anlamadım. Anlamadım o. Öyle yarım yamalak bir şey kalmasın. Veladet Kandili diyor. Veladet Kandili diye bir şey yok efendim. Bu bir kültürdür. Bunun dinle bir alakası hocam, yok. Hocam kandil var mıdır? Doğum. Kandil yoktur. Zaten yok. Yoktur zaten. Ha. Eylül bana bunları niye söyletiyorsunuz ya? Esas sadede hocam, gelelim ya. Hocam size söyletmeyene kime söyletirim hocam, bunları? Ya ben bunlar... bir şey anlatacaktım onu bıraktınız bana kursağında. Peki hocam. İnna enzelnahu fi leyletul kadr. Fi leyletil kadr. Leyletil kadr. Oradaki nedir? Bu Kur'an'ı leyleyi kadir gecesi indirdim. Dediğimiz. Yani eğer bir faaliyet yapılacaksa kadir gecesinden başka gece yoktur. Bir de İsra gecesi vardır. Miraç değil. İsra gecesi vardır. İsra suresinin birinci ayetinde. Eğer kandil olarak, faaliyet olarak yapacaksak Kadir Gecesi yapılması lazım. Zaten Allah-u Teala buradan çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Fatih Bey bana bakar mısın? Dinliyorum senin hocam. Gözüne bakarak dinliyorum bunu anlatayım. Hocam. Hep hocaya bakıyorum efendim. Hocam mailler geliyor onlara bakıyorum bir yandan. Doğru ama ben sana bakarak bunu anlatmak peki, tamam. İstiyorum. Tamam hocam dinliyorum. Hocam, şimdi bak, Ramazan gecesi... orucu nedir biliyor musun? Biz Ramazan program yapacağız değil mi? Hocam. Televizyonda tabii yapacağımıza tabii. Göre program Ramazan 30 gece program yapacağız. Murat yapıyor. Orucu anlatacağız. Murat Bey. Murat Bey mi ben? Bakarız hocam günü geldiğinde. Hocam buyur yap. Estağfurullah. Buyur. Şimdi şunu anlatayım size. Ramazan orucunun konmasının ana nedenlerinden biri ne biliyor musun? Pek çok sebebi var. Sıhhat açısından, Allah'a tapınma açısından, aç olan fakirin derdinden anlamak için aç kalmak, tecrübesini yaşamak bakımından. Bir tanesi daha var. Kur'an Ramazan ayında Kadir gecesinde geldiği için bir ay oruç tutarak Kur'an'ın yeryüzüne gelmesini kutluyoruz biz. Ramazan ayı bayramdır efendim. Ramazan'dan sonrası şeker bayramı falan değil bayram. O ayrı. O sıla-i rahim yapıyoruz. Esas Kur'an-ı Kerim'in gelişini
Ramazan ayında, Şehr-i Ramazan ellezi ünzile fiil Kur'an'ı var ya, Kur'an ay, Ramazan ayında geldiği için Kur'an, biz onu kutluyoruz bir ay oruçla. Bir ay bayram yapıyoruz. Oruç tutarak bayram hocam, yapıyoruz. Hocam aç kalacağımıza yiyerek bayram yapsak daha iyi olmaz mı? Ha, o yiyerek değil. O Kur'an-ı Kerim'in gelişini o ibadetle kutluyoruz. O bir ibadettir Allah'a. O tabii. Yani bayram dediğinde yenir işte çünkü de ondan. Fakat orucun Ramazan ayında tutulmasının bir nedeni var bak. Ramazan oruçla Ramazan ayını buluşturması Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'in o ayda gelmiş olmasıdır.